Merhabalar. Ee, Suriye operasyonunu konuşacağız. Operasyonla ilgili e, aşağı yukarı her haberde geçen e, bazı ülkeler var. En çok rastladığımız ülkelerden biri Rusya. Rusya ne diyor? İzin verdi mi? Destekliyor mu? Karşı mı? Temkinli mi? Ve operasyonun gelişmesi ve bitişinde Rusya'nın rolü ne olabilir? Rusya ile ilgili pek çok soru var gündemde. Biz bu konuları daha önceden de defalarca görüştüğümüz arkadaşımız Aydın Sezer'le konuşacağız. Aydın Sezer Rusya uzmanı daha çok Medya medyagünlüğü.com yazarı olarak kendisini tanıtıyor. Biraz mütevazilik içinde ama Rusya'yı en iyi bilen kişilerden biri. Şimdi bu Barış Pınarı adı verilen harekatın uluslararası desteği çok fazla genişleyemiyor. Tek tük ülkeler sayılıyor ve Bununla ilgili yaptığı dolaylı da olsa açıklamalarda Erdoğan e, Rusya'dan bahsetmeyi seviyor. En son dün yaptığı açıklamada biz Putin'le her şeyi konuşuyoruz. Yani herhangi bir şey oldu mu en fazla 24 saat içinde telefonlaşıyoruz bir sıkıntı yok diyerek. Sanki en temel dış desteğin Rusya olduğunu belirtir gibiydi. Ne diyorsun Rusya destekliyor mu bu harekatı? Zimni olarak evet. Yani Rusya'nın e, bu işin içinde olduğunu... E, bir ay öncesinden hatta bir aylık süre zarfındaki bazı gelişmelerden anlayabiliyoruz. Zira Rusya'nın ve Putin'in Suriye özelinde iki temel sorunundan bir tanesi işgalci ABD güçlerinin varlığı. Bu birinci konu. Türkiye'nin müdahalesiyle Türk-Amerikan ilişkilerinin gerileceğini bekliyor. Bunun Amerika'nın Suriye'deki varlığıyla ilgili soru işaretlerini artıracağını hesaplıyor. İkincisi de özellikle 31 Mayıs 2017'den beri Kürtlerle olan ilişkisindeki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Kürtleri rejimle masaya oturmaya, defalarca bunu yaptı aslında Rusya'nın Suriye'deki üstlerinde de yaptı ama kesin kes bir anlaşmaya, mutabakata vardıracak bir operasyon olarak görüyor bunu. Zira Afrin müdahalesi sırasında da hatırlayacağınız üzere Kürtler son dakikaya kadar Afrin'i Esad'a teslim edip etmeme konusunda Rusya'nın yoğun baskısına maruz kalmışlardı. Ama böyle bir anlaşma olmadığı için Türkiye'nin Afrin müdahalesi gerçekleşti. Bu defa Putin bunu başarmayı bekliyor, öngörüyor. Bu konuda da zaten son dünden beri medyada gördüklerimizde bunu teyit ediyor. Evet, Türkiye'nin operasyonunu Rusya ve Putin destekliyor sınırlarını ve boyutunu biliyor bu konuda çok açık kaynaklarda bilgiler var. Putine yakın politikacıların örneğin Alexey Pushkov'un dün yaptığı bir açıklama var resmen PK evet senatör resmen PKK'ya terör örgütüdür şeklinde bir beyanatta bulundu. Bu Rusya'dan ve Pushkov'dan geliyor olması da. Enteresan. Ama Rusya'nın resmi, görüşü olarak değil. resmi, tabii, görüşü resmi olarak görüş olarak açıklanmadı bu resmi görüş olarak karar değil. Değil, evet. Hem PYD'nin ofisi var hem PKK Peki, e, Rusya'nın yine de net, koşulsuz bir destek verdiğini söylemek herhalde zor çünkü her zaman 2-3 cümle kursalar bir tanesinde ama diyerek bir kuş, şeyler ekliyorlar. Nedir bu Rusya'nın temkinli Rusya olması getirisi? E, şey? Rusya'nın e, Rus dış politikasının karakteristik özelliğidir. Bunun içerisinde bu paketin içerisinde mutlaka farklı şeyler de vardır. Mesela e, Ukrayna olabilir, Kırım olabilir. E, Türkiye'nin Kırım'ı tanıması gibi bir pazarlık. Tanıması, mı? bir an, hemen tanıması anlamında değil de o süreçte Türkiye'nin tavrını daha çok yumuşatacak bir politika izlemesi olabilir. Diğeri de İdlib olabilir. Yani İdlib çok daha e, Rusya açısından çok daha önemli. ...çok daha önce halledilmesi gereken Onu bir konu. Onu biraz aç diyor. istersen. Yani Türkiye operasyon yapacak, Rusya da yeşil ışık veriyor. Karşılığında uzun süredir böyle sürüncemede kalan İdlib'e... ...Esad güçleri girecek ve bu olay burada bitecek gibi bir formül. Şimdi oradaki terör unsurlarının... ...Esad'dan bahsetmiyorum, terör unsurlarının... ...bir şekilde sessizliğe gömülmesi olabilir kendi kendi çapında... Ya da e, ölçülü ya da sınırlı bir e, savaş olabilir Esad ordusunun bu hava kuvvetlerinin desteğiyle. Türkiye'nin e, daha sessiz kalacağı, daha sert tepkiler vermeyeceği, kuşkusuz resmi açıklamalarla eleştirilecek o ayrı bir konu ama... ...Türkiye'nin burada e, daha sessiz kalacağı bir süreç olabilir. Ama bunu bugün için e, henüz söyleyemiyoruz. Sadece olabilir şeklinde bir e, yorum yapıyoruz. Ama... Harekatın 5. gününde İdlib'den hiç ses gelmediğine göre de orada örtülü de olsa bir uzlaşma, bir istikrar bağlamında bir gelişme olduğu anlamı çıkıyor. Şimdi Rusya'nın resmi açıklamalarında harekatla ilgili evet Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, iç güvenlik kaygı vesaire dendikten sonra söylenen genellikle iki ek cümle daha var. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün altının defalarca çizilmesi. Ee, önce oradan başlayalım istersen. Yani bu toprak bütünlüğü meselesini Rusya niye sık sık hatırlatıyor Türkiye'ye? Şimdi e, Hakan e, Moskova Deklarasyonu 21 Aralık 2016 e, Moskova Deklarasyonunda e, bizim İran'la birlikte imza attığımız metin aslında Rus dış politikasının Suriye konulu konseptiydi. Yani... Orada Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği boyutu aynen var. Bu Rusya'nın öteden beri Suriye ile ilgili dile getirdiği konu. Şimdi biz buna taraf olduk. Aslana sürecinde de sürekli bu tekrarlandı. Burada Rusya aslında tam olarak Suriye'nin bugünkü sınırlarının korunması ve egemenliğini kastederken bunun işin burada işin içine Esat'ın katılıp katılmadığı sorusu hep soru işareti olarak kaldı. Yani Rusya Esad'ın görevde kalmasına yönelik bir açıklamada da bulunmadı. Yani Esat bizim kırmızı çizgimizdir de demedi. Çünkü Rus politikası biliyorsun son derece realist. Yani Esat olmazsa bir başkası olur ama Suriye'nin oradaki çıkarları en üst düzeyde korunur. Şimdi Türkiye ise zaman zaman kamuoyundaki baskılar muhalefetin de talepleriyle Esat'la barışıp barışmama konusunu tartışıyoruz. Hani hep bugün en kısa sürede işte Esat'la masaya oturulmalı, Esat'la uzlaşılmalı diyoruz. Ama burada Türkiye'nin o an içinde bulunduğu konuma göre Esat'a Esat'la müzakereye yakın ya da uzakta olduğuna yönelik bir takım ipuçları var. Örneğin 2-3 gün önce Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması. Esat'tan sonra elbette Suriye'de istikrarın sağlanması gibi bir ifade kullandı. Bu Barış Pınarı harekatıyla biz sanki Esat'ın da e, bu kapsama alanı içerisinde yani Esat'sız bir Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinden bahsediyormuşuz gibi bir anlam ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla Esat bizim hala kırmızı çizgimiz mi değil mi? Bu hala muallak. İşte Putin bu noktada hiç olmazsa Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, ...ve Türk ortaklarımız bu konuda bize sözler verdi diyerek sürekli yenilemesi, yinelemesiyle de... ...anlıyoruz ki Suriye'nin bütünlüğünden yana bir politika izliyor. Bu da Türkiye açısından aslında son derece olumlu bir başka boyut eğer Türkiye'nin kendi çabalarıyla... Suriye'de Suriye batağından çıkmasıyla ilgili bir takım sorunlar gündeme gelecekse, bir takım daha farklı güçlüklerle karşılaşacaksak, burada Rusya gibi garantör bir ülkenin ee, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor olması özünde bizim milli çıkarlarımızla da uzlaşıyor, bağdaşıyor. Ve ikinci aması Rusya'nın Türkiye'yi anlıyoruz ama özellikle Putin'in geçen günde vurguladığı bir şey vardı. O bölgede çok sayıda işitli var. Bunların bir kısmı faaliyete geçmek için bu fırsat arıyor, bir kısmı hapiste. Şimdi Kürtlerle anlaşmazlık çıktı, onlar bırakılabilir vesaire ve onların da bir kısmı Rusya'ya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetlerine gidebilir. Putin Türkiye'nin Erdoğan'ın bu durumu kontrol edebileceğinden şüpheli olduğunu evet, kibar tabii. bir dille belirtti. Nedir bu işit kaygısı? Şimdi özellikle Trump'ın ve e, Batı medyasının, Batı kamuoyunun IŞİD'le ilgili. E, olası tehditi gündeme getiriyor olması çerçevesinde... Rusya'nın da kuşkusuz bu topa girmesi gerekiyordu. Yani çok... E, oportunist bir yaklaşım da olsa Rusya'da... E, IŞİD'le ilgili kaygılarını... yüksek sesle gündeme getiriyor. Olayın birinci boyutu bu. İkinci boyutu, evet e, orada eski Sovyet coğrafyası ülkelerinden çok sayıda... IŞİD'li terörist var, onların eşleri ve çocukları var. Dolayısıyla e, bunların kontrolden çıkarak dağılması durumunda dünya ölçeğinde en büyük tehdite maruz kalacak ülkelerden bir tanesi Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetleri. Dolayısıyla Putin buna da vurgu yaparak aslında Türkiye'ye tırnak içinde söylüyorum zımhli anlaşma çerçevesinde en fazla 30 kilometrelik bir derinliğe inmesini, işitin olduğu bölgelere fazla girmemesi gerektiğine, gerektiğine dikkat çekiyor. Olay bundan ibaret kanımca. Ee, tabii ki e, resmi boyutla... E, ...arka planda görüştükleri kapalı, arka kapı diplomasisinde... ...farklı şeyler olabilecek, oluyor. Ve nihayet Kürtler konusuna gelelim. Şimdi bu konu iyice alevlendi. Bizim seninle aylardır mı diyelim artık yıllardır mı konuştuğumuz konu. Birdenbire Kürtler esatlı anlaştığına dair haberler var şu anda. Ki Rus medyasına da az önce birlikte baktık. Ruslar biraz daha temkinli batı kaynaklarından aktararak iletmeyi tercih etmişler. Böyle bir şey gündeme geldi mi gelirse Rusya'nın tavrı ne olur? Rusya'nın tavrı Ankara'ya nasıl yansır bu Kürt denklemine bir bakalım istersen. Şimdi Kürtlerin dünden itibaren Esatla görüşe anlaştığına dair haberler bizim medyada şaşkınlıkla ve sürpriz olarak karşılandı. Evet bunu aylardan beri söylüyoruz. Zaten e, Türkiye'nin Suriye operasyonuna onay vermesinin nedenlerinden bir tanesi de Kürtlerin Esad'a yaklaştırılmasıydı. Bunu söyledik. Bunu aylardan beri hemen e, Rusya takip eden herkes aylardan beri söylüyor. Şimdi burada dün medya çıkan haberlerin çoğu Rus medyasında da ki ifade ettim Batı kaynaklarına atfam veriliyor. Bu çok enteresan. Yani işin içinde Esad ve Kürtler var. Ee, Rus Bu anlaşmanın Suriye'nin Suriye'deki Rus üslerinden birisinde olduğu iddiası var. Ve Rus medyası birinci elden e, taslı, e, komersantlı, şuydu buydu birinci elden değil de Reuters'a atfen veriyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Bir de Erbil'den verenler bir de, de var. O ufaklı hmm. bir boyut tabii evet. ki. E, bu şunu gösteriyor. Şartlar henüz e, olgunlaşmamış tam mutabakat anlamında söylüyorum. Olgunlaşmamış olma olmakla birlikte e, Kürtlerin bu konuda ciddi bir adım attığı anlamına geliyor. Esat'ın e, politikasıyla ilgili Esat'ın çerçevesini çizdiği şartlarla ilgili bir noktaya geldiğini gösteriyor. Ama burada ben detay müzakere olduğunu bu aşamada düşünmüyorum. Zira e, bizim hareket başlamadan önce Lavrov e, çok açık bir şekilde Kürtlerle esatı barıştırmak için çaba sarf ediyoruz. Ve iki tarafta hazır olduklarını belirtiyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz demişti. Ama iki gün önce Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı e, vatan haini olarak niteledi, terörist olarak niteledi. ABD iş ile işbirliği yaptıklarıyla bahsederek herhangi bir görüşme falan yok dedi. Bu da tabii müzakere pozisyonuyla ilgili bir söylemdi. Ama dün medyaya düşen haberler Zaten Rusya'nın uzun süredir beklediği ve bu işin doğal akışında zaten olacak olan bir konu olduğu için e, bunda şaşıracak herhangi bir şey yok. E, detaylar, e, Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek konular, yani saha ile ilgili detaylar ama prensip olarak e, SGD'nin boşalttığı alanların nerede olursa olsun Esad ordusuna devri gibi bir durum söz konusu. En azından Türkiye'nin e, operasyon sahası içerisindeki bölgeler için bunu bugünden söyleyebiliriz. Belki güneydeki bazı bölgelerle ilgili görüşmeler açık uçlu ya da açık kalmış olabilir. Şimdi şema enteresan bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'den çekinen, kendi korumaya çalışan Kürtler Esad'a yaklaşıyor. Esad'la anlaşmaları demek, Rusya'yla anlaşmaları demek dolaylı Doğal olarak. olarak Tırnak Türkiye içinde. Rusya ile anlaşma içinde, ittifak içinde davranır havasında. Türkiye Esad'ı tanımıyor ve bütün bunların geri dönüşümü yani Esad ve Rusya ile Kürtlerin anlaşması Türkiye'nin e, gerilettiği, orada yok etmeye çalıştığı Kürtlerle ilgili bir hesaplaşmanın içinde nasıl bir formül yaratıyor? Zor bir soru. Zor bir soru. Ben zor <laughs> zor zaten. Zor bir soru. <laughs> ee, bunu terstenle şöyle yanıtlamaya çalışayım. Ya bugün Türkiye'nin e, harekatı ile ilgili karşılaştığı ya da karşılaşacağı en temel riskler nedir sorusu sorulsaydı bana mesela tabii ki e, can kayıpları, şehitler birinci öncelik bu hiç tartışmasız. İkincisi ekonomi ya da yaptırımlar ya da Batı'nın e, Türkiye yönelik toplam yatırımla e, yaptırımları ya da Batı kamuoyunun e, Türkiye yönelik olumsuz tavırları değil. Bu süreçte biz PKK ile PYD, YPG'nin aynı örgüt olduğunu dünyaya anlatamamışken bundan sonra PKK'yı hiç anlatamayacakmışız gibi bir başka sürece evriliyor gidişat. Ve bu da sadece Suriye özelinde değil. Sadece Suriye özelinde değil. Yani senin soru, sorduğun soru çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Kürtler ne alır ne almaz, ne derece özellik sağlanır sağlanmaz ayrı konular, Türkiye'nin kendi içerideki Kürt sorunuyla ilgili de çok farklı ve e, olumsuz bir tabloyla karşılaşma, karşı karşıya kalmak üzereyiz. Dolayısıyla bu harekatın sadece sınır ötesi teröre, PKK'ya yönelik bir harekat olduğunu her ne kadar anlatıyor olsak da ki bu da doğru, bu da Türkiye'nin meşru hakkıdır. Bunda bir tartışma yok ama diğer taraftan da o tehditin bugüne kadar ortaya çıkmasında Türkiye'nin başından beri izlediği e, hatalı Suriye politikasının olduğunu ya burada şeye kadar götürmek istemiyorum. Yani Davutoğlu, Sayın Davutoğlu ile özdeşleştirip başlangıçta müdahil olduk, yanlış oldu oraya kadar götürmeyeceğim. O başlangıç noktasıydı ama ondan sonraki süreçte Suriye ile ilgili, Suriye'deki iç savaşla ilgili kırılmalar vardı. Biz o kırılmaların hepsini ıskaladık ve hepsini günübirlik politikalarla bir şekilde ya absorbe etmeye çalıştık ya da karşı karşı gelerek yok edeceğimizi zannettik. Bunlardan bir tanesi mesela 28 Eylül 2015'te Obama'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma. Suriye'deki savaşı sona erdirmek için gerekirse Rusya ve İran'la çalışırız dedi. Rusya'nın müdahalesine o yeşil ışık yakanlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ve 30 Eylül 2015'te ee, Rusya müdahil oldu. Biz bunu okuyamadık. Biz bu gelişmenin ne anlama geldiğini okuyamadık. Üstelik Türkiye kamuoyunda herkes bunu Rusya'nın tek taraflı sıcak denizlere inme çabası gibi algıladı. Halbuki o dönem Merkel de bülteci sorunu ancak Putin'le çözebileceğine inanıyordu. Zaten Esad resmen da, davet etmişti. Biz orada tırnak içinde söylüyorum bir yalnızlık e, değerli yalnızlık boyutuyla farklı bir boyuta geçtik. Rus uçağının düşürülmesi bir başka boyut önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Diğeri Moskova mutabakatı. Yani Astana sürecine yol açan Moskova mutabakatına imza atarak biz aslında çok büyük bir kırılma yaşadık. Bu da sahada ABD'nin işitle mücadelesinde yegane ortağının Kürtler olması sonucunu doğurdu. Çünkü Rusya ve İran'la taraf olunca ABD ile ilişkilerde ister istemez gerginlik yaşadık. Men için SDF, SDG ve Amerikan güçlerince alınması bir başka kırılma noktasıydı. Amerika çok net hatırlıyorum. Operasyon biter bitmez Fırat'ın doğusuna çekileceğinden bahsetti. O konu öyle kaldı. Obama'nın Kürtlerle kurduğu ilişkiyi aslında Trump, Kürtlere silah yardımı kararını onaylayarak, okeyleyerek verdi. Yani bunun başlangıç işbirliğinin başlangıcı Obama yönetimi olsa da asıl noktayı koyan Trump'tır. Dolayısıyla Afrin operasyonu bir başka kırılma noktası. İdlib mutabakatı, İdlib'e taraf olmamız ve orada sorumluluk almamız bir başka kırılma noktası. Dolayısıyla biz her defasında farklı bir politika geliştirerek yani temel stratejiden yoksun sahadaki gelişmelere göre farklı bir politika geliştirerek sonuçta istediğimizi elde edeceğimizi zannettik sonuçta bugün geldiğimiz nokta e, bu operasyon operasyonun meşhurluğu ya da haklılığı konusunda hiçbir tereddüt yok bunu net olarak bir kez daha ifade edeyim ama öte taraftan biz böyle bir hareket için şu anda Suriye'de bulunuyoruz yani bunun bir az önceki saydığım maliyetlerinin yanında iktisadi maliyeti ve özellikle de Batı kamuoyunun Türkiye aleyhtarı konumu ve tutumu bizim açımızdan çok önemli sonuçlar doğuracak önümüzdeki evet. süreçte. Şimdi Batı dediğin Konuşman içinde son cevabın içinde ABD'den birkaç kez bahsettim Bir kez dememiş dedin. Şimdi bunları birleştiren bir soru sormaya çalışacağım. E, Valdai Forumunda Rusya'nın önemli bir fikirsel e, ideolojik siyasi platformu. Orada ondan sonra bu duruş çıkan şeyler e, yazılar Rus dış politikası acaba biraz yumuşamaya doğru mu gidiyor? Acaba ABD ile artık eski gerginliğe girmemek mi istiyorlar? Türünden şeyler çıktı. Spekülatif de olabilir. Sonra bu operasyon başladığında o, o günlerde Rus basında benim en çok dikkat ettiğim soru şuydu. Ya AB'de daha önce de demiştik gerçekten çıkacak mı çıkmayacak mı? Amerikalılar oradan kalıyorlar mı? Numara mı yapıyorlar? Yani ABD'nin çıkıp çıkmaması Rusya açısından galiba çok önemli. Çünkü ABD'nin çıkıp da orada Türkiye ya da benzeri orta büyüklükte ülkelerin kalması Rusya'yı daha rahatlatan bir faktör gibi. Diğer taraftan da son günlerde biz... Bol bol ABD ile Rusya acaba bir şekilde anlaştı mı? Eee Membiçe ve başka yerlere Suriye birliklerinin gittiği yolundaki haberler bu anlaşmanın bir sonucu mu? Şeylerini alıyoruz. Böyle bir anlaşma var mı sence ve böyle bir anlaşmanın olması halinde Türkiye'nin hali ne olur? Şimdi Hakan biraz önce Obama'nın 28 Eylül 2015'te Birleşik Devletler'de yaptığı konuşmadan bahsettim. Obama aslında o konuşmasında Ukrayna olayını gündeme getirerek Rusya'yı eleştirirken biz aslında diyor, Rusya'yı izole etmek istemiyoruz. Rusya'yı bu uluslararası sistemin barış içerisinde bir arada yaşaması için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz diyor. Bu cümleden hemen sonra Suriye özelinde de Rusya ve İran'la çalışırız dedi. Şimdi ben başından beri yani Rusya'nın müdahalesinden beri aslında sahada da ABD ile Rusya arasında belli bir mutabakatın olduğunu olduğuna inanıyorum bu genel çerçevesiyle var. Fakat sahada rekabet de var. Yani bu ikisinin aynı anda olması çelişki falan değil. Birisi süper güç, diğeri süper güç olmaya aday ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaman zaman bazı yerlerde rekabet ediyorlarmış gibi gözükse de birbirlerini suçluyor olsalar da aralarında zımni bir anlaşmanın olduğunu Suriye özelinde ben düşünüyorum. Dolayısıyla Manbij'in terk edilip terk edilmemesi, ABD'nin Kürt ABD de Kürtlerin yok olmaktansa Esad'a yaklaşmalarına yönelik politikalar gidiyor olması son derece normal. Çünkü Amerika derken tabii Trump'ı farklı, ABD'yi farklı değerlendirmek gerekiyor ama netice itibariyle bu bahsettiğin konuda Trump zaten arzulu, zaten terk etmek istiyor. Başından beri de bunu söylüyor. Bunu sadece geçtiğimiz Aralık ayında değil, geçtiğimiz bir önceki 2018 Mart ayında da söyledi. Yani Trump açısından da bir sürpriz yok. Dolayısıyla evet, Rusya Suriye konusunda attığı adımlarla, bugüne kadar ki attığı adımlarla artık gelişmeleri bir demlenme dönemine bıraktı. Ve sahada gelişecek her olay bir şekilde Rusya'ya artı olarak yazacak. Türkiye'nin müdahalesi de Kürtlerin e, Esad'la barışması da anayasa komisyonunda başarıya gidilse de gidilmese de yani olumsuz olsa da güçlü bir Esat ve güçlü bir Rusya ile bundan sonra e, Türkiye'nin konumuna göre tabi bu hareket sonrası o da netleşecek. Belki e, söz sahibi olmamızla e, tartışılır hale bile gelebilir. Bu da tam böyle bir, risk. Bu da böyle bir de, risk taşıyor. Tabii. Rusya ile ilgili ana başlıklardan biri sana sormak istediğim tabi bununla ilişkiliydi. Yine Rusya resmi açıklamalarında sıkça gördüğümüz zaman zaman e, temkinli bir şekilde telaffuz edilip orada bırakılan bir şey var. E, yabancı birlikler eğer Şam'ın resmi daveti söz konusu değilse Suriye'yi terk etmek zorunda. Evet. Ruslar da söylüyor bunu. İranlar e her gün söylüyor. İran, İran söylüyor, söylüyor. Doğru. Astana formatındaki tüm toplantı tüm toplantılarda dipnot olarak bu geldi. Evet. evet doğru. Bu ne demek? Bir süre sonra artık Türkiye birliklerinin oradan çekilmesini daha net bir şekilde Rusya talep edebilir demek. Ya deminki şey eki de Rusya kendisiyle ilgili koyuyor. Eğer Şam davet etmesek çünkü kendisi Şam'ın davetlisi olarak orada bir yasal bir statü olarak bunu koruyor. Türk birlikleri belli bir noktada Rusya tarafından yeter artık siz dönün yabancı birlikler çıkmalıdır noktasına gelerek Türkiye Ankara'nın bir farklı bir alanda sıkışması mümkün mü? Bundan nasıl kaçacak? Bunu bunu, bunu çok sert bir üslupla yapmayacağını düşünüyorum ama bu tabi Suriye'deki siyasi sorunun çözümüne yönelik olarak Kürtlerin sistem içinde nasıl absorbe edileceği ile alakalı. Yani o çözüme Türkler Türkiye ikna olduktan sonra, ikna edildikten sonra ee, zaten doğal olarak orada kalmasını gerektiren bir husus kalmıyor. Yani burada şimdi iki ayrı e, boyut var. Sahadaki gelişmeler kadar Anayasa süreciyle ilgili belirsizlikler de e, şu anda gündemde. Her ne kadar bu ay sonu Cenevre'de görüşmeler başlayacak olsa da e, toplama bir 150 kişiyle ve bir güçlükle toplanan 150 kişilik ekibin nasıl bir çalışma e, yöntem izleyeceğini, nereye varacağı, sorunların çıkıp çıkmayacağı da. Ayrı bir konu. Evet bugün belki Suriye'de savaşın bitmekte olduğunu, bittiğini söyleyebiliriz özellikle Esad açısından ama barış e, siyasi barış için daha önümüzde kat edilmesi gereken oldukça uzun bir mesafe var. O mesafe içinde önemli e, köşe taşlarından biri de Türkiye'nin Esad'ı tanıması olabilir mi? Rusya'nın da e, taziyiyle. Evet askısıyle. Rusya Rusya bunu sadece el altından değil açık açık belirtiyor. Putin belirtiyor. E, dolayısıyla e, Zarif belirtti geçen gün bir tweetiyle. İran belirtiyor. Hakan bizim aslında orta ve uzun vadeli çıkarlarımız açısından Esat'la bir an önce masaya oturup Suriye kaynaklı terör sorununu Esat'a ihale etmemiz gerekiyor. Çünkü ne gariptir ki PYD'yi de PKK'yı da terörist olarak gören Türkiye'den başka sadece Esat bölgede. Şimdi ABD PYD'yi terörist olarak görmüyor. Ruslar ikisini de görmüyor. Esat hepsini görüyor. Türkiye e, işiti görüyor, PKK'yı görüyor. Dolayısıyla çok farklı terör tanımlamaları, terör terör örgütleriyle ilgili çok farklı tanımlamalar var. Bu Astana formatında da bir şekilde vücut bulmuyor. Maalesef orada toptan bir yaklaşımla Birleşmiş Milletler'in 22-54'üne atıfla işit, al ve uzantıları şeklinde taadat edilerek gidiyor. Ama şimdi mesela Türkiye Suriye Milli Ordusu kurdu. Bu düne kadar ÖSO dediğimiz bir ordu bu konuda Rusya'dan herhangi bir şey duymadım ben açıkçası. Şimdi biz garantör olduğumuz bir ülkenin resmi ordusunun alternatifiymiş gibi bir ordu kurarak sahaya giriyorsak evet. bu da Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde hala orada olmamıza rağmen Esad'la ilgili soru işaretlerimizin olduğu anlamına geliyor. Evet. Yani bu açıdan nasıl barışacağız? Nasıl masaya oturacağız? Ne zaman masaya oturacağız? Tartışmalarının Günü bu operasyon günü değil gibi gözüküyor ama bu farklı bir konu bizim e, ulusal çık milli çıkarlarımız açısından hiç vakit geçirmeden hesapla bir an önce oturmamız gerekiyor. Evet yani bunu savunan güçler epeyce çoğalıyor. Türkiye içinde de bu çok dile getiriliyor. Bunu Rusya istiyor. İran çoktan biri net bir şekilde istiyor. Suriye içinde de böyle bir şey isteyenlerin olacağını tahmin etmek zor değil. Herhalde böyle bir şeyden zararlı çıkan Türkiye'nin Esad'la arasının kötü olmasından şu an yararlanan ABD olacaktır gibi öyle gözüküyor ama ABD'den gelen mesajların tam olarak e, net olarak e, hangi boyutta geldiğini, hangi hangi e, çerçevede geldiğini bilemediğimiz için ona bir şey söylemek çok zor ama Trump'ın Suriye'den çekilme e, arzusu ortadayken Trump'ın umurunda olacak bir şey değil Türkiye'nin Esatla barışıp barışmaması ya da e, Esat'ı tanıyıp tanımaması hiç umurunda bile olacağını düşünmüyorum ama ABD müesses nizamı ya da kurulu e, yapı bu konuya nasıl bakıyor? O da herhalde Trump'ın azil süreciyle, seçim döneminde karşılaşacağı zorluklarla, Amerikan iç politikasıyla alakalı bir takım gelişmelere endeks olarak devam edecek. Zaten bizim Suriye olayına müdahil olmamız her ne kadar başlangıçta yanlış idiyse de, Sonraki süreçte biz bütün Suriye politikamızı dışsal etkiler üzerinden şekillendirmeye çalıştık. ABD ne diyor? Rusya ne diyor? Yok işte e, İran ne diyecek? Esat'a kim destek veriyor? Arap Ligi ülkeleri Esat'ı kabul edecekler mi? Tekrar kabul etmeyecekler mi? Suudi Arabistan'ın konumu ne? Yani biz kendi milli ya da kendi ulusal politikamızı, perspektifimizi net olarak ortaya koyamadığımız için biz Esat gitsin diye başladık bu olaya. Sonra PKK PYD sorunuyla mücadele etmeye başladık. Şimdi Yerel seçimlere kadar hiç sorun olarak görmediğimiz mülteci sorununu, mültecilerin geri döndürülmesiyle gibi geri döndürülmesi konusu gibi bir konuyla şekillendiriyoruz. Yani bunların üçü de birbiriyle ilgili ama farklı dönemlerde farklı pozisyon olarak halledeceğimiz sorunlar değil. Bunun altını çizmek ya. gerekiyor. Yani Türkiye'nin yabancı güç olarak Suriye'de işgalci olarak tanınıp tanınmaması konusu İdlib hariç her yer için geçerli. Bunun altını çizelim. İdlib'de bulunmamızın bir meşru temeli olduğunu Esad da açıkladı. astana mutabakatı. Ama gel gör ki orada bile meşru bulunduğumuz yerde bile e, Türk gözetleme noktası ile Esad ordusu arasında Rus askeri polisi görev yapıyor. Yani sahaya bakıldığı zaman bütün e, gelişmeler bir olası bir başka sorunun yaratıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Sıkıntı bu. Evet. Şimdi son soruya o zaman gelelim. Bu savaşı da biz yıllardır konuşuyoruz. 11 yıl oldu ve e, buradaki dönüşümü tabii hepimiz hatırlıyoruz. 30 Eylül 2015. Yani Rusya'nın oraya savaşa girdiği birlik gönderdiği hava operasyonuna başladığı zaman ki ona Türkiye'de çok ciddi bir Ankara'da tepki olmuştu. Ondan kısa süre sonra da uçak düşülmüştü zaten. Bütün fırtınalar ondan sonra çıktı. Ama o tarihten beri aşağı yukarı bütün denklemlerde Rusya'nın imzası ön sıralarda göze çarpıyor. Bugünkü Afrin vesaire hareketlerimiz da var Rusya'nın izniyle yapılan bugünkü harekatta şimdi bu barış pınarı harekatının Bitiş noktası nasıl şekillenecek konusunda fikirler dile getiriliyor ve şöyle bir görüşü ileri sürenler var. Fikrinizi sormak istiyorum. E, harekatın e, bitiş noktasını Putin'in dur işareti belirleyecek. Yani bir Putin bitirecek e, koyacağı tavırla bu harekatı diyenler var. Ne dersin? Yani bunu nerede olduğunu Putin biliyordur zaten. Yani onu bizim e, yöneticilerimiz de biliyordur nihai sınırının neresi olacağı şeklin, e, neresi olacağı yönünde. Ama burada benim için e, asıl gösterge Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşmenin tarihi. Eğer o toplantı hala Kasım'da yapılacak gibi önümüzde duruyorsa, yani iptal edilmiyorsa bu gidişattan Trump'ın da zımni olarak da olsa bilgisi olduğu ve onayı olduğu anlamına geliyor. Ama öte taraftan şöyle bir şey de var. Bizim Suriye Milli Ordusuyla yapmış olduğumuz hareket ve özellikle M4 yolunu, M4 karayolunu Suriye Milli Ordusu'nun bir anlamda kontrol etmeye başlaması olması sadece Rusya'nın değil Amerika'nın da tepkisini çekiyor. Unutmayalım ki o yol üzerinden Esad bölgesine giden gelen bir yol çünkü Türkiye sınırında Esat'ın da bulunduğu şu anda ismini hatırlayamadım bir kasaba var dolayısıyla bu da tepki çeken başka bir gelişme ama ben şunu düşünüyorum bu bizim öteden beri Amerikalılarla Güvenli Bölge kuruluşu müzakerelerinden en baştaki müzakere pozisyonumuz 30-35 maksimum 40 kilometrelik derinlikle sınırlı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Hı hı. Peki Aydın çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Suriye harekatı ve bununla ilgili öncesinde sonrasında ve şu sıralardaki enteresan gelişmeler ve haberlerle birlikte Rusya'nın Moskova'nın bakışını, Kremlin'in e, olaya yaklaşımını Aydın Sezer'le konuştuk. Medya günlüğü yazarı. Yeni konular ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.